Cemşit'in tahtına oturan ve tabiat dinini yasaklayarak yılanlara tapınmayı resmi din olarak kabul eden Dağhak, gördüğü bir rüya üzerine bu yılanları insan beyniyle beslemeye başlar. Halk Dağhak ve adamlarının her gün artan zulmünden bıkmıştır. Yine eski dinlerine bağlı kalırlar ve Cemşit'in torununun bir gün kendilerini kurtaracağına inanırlar. Şehir dışında yaşayanlar, şehirdekilere nazaran biraz daha serbesttirler. Nihayet, daha hakkın adamları, dürüst, çalışkan bir demirci olan Gave'nin çocukların da alınacak Gave, kendisine yardıma gelen çobanlarla birlikte harekete geçer. Demirci önlüğünü bir sopaya geçirir ve büyük çekici elini alarak onlara, önder olur. Başka bir kimlikte Dahhak'ın sarayında yaşayan Cemşit'in torunu Perviz'i kurtarır ve Dahhak'ın yerine geçirirler.